Evet arkadaşlar, yeniden Notos TV ile bir aradayız ve bugün ne yapıyoruz? Uzun bir aradan sonra yeniden Vivid Games'lere başlıyoruz. Vivid Games sonuçta tartışılmaz bir oyun platformu oldu bizim için de. Neler yapıyoruz Vivid Games'e biliyorsunuz. Daha önceden tam sürüm oyunlarla beraber ne yapıyorduk arkadaşlar? Dem oyunları da karıştırıyorduk. Vivid Games yani çerez oyunlara yerleştiriyorduk. Ancak bu sefer böyle bir şey yapmayacağız. Tamamen keskin bir ayrıma gireceğiz. Bir kromatogram gibi değil mi? Evet. Ne yapıyoruz peki bu sefer? Vivid Games oyunları tamamen demo ve buna benzer trial tarzında oyunlara ayıracağız arkadaşlar. Bunun dışında ise Premium Plus oyunları ise tam sürüm ama tek atışlık, tek seferlik oynamaya dair oyun listesi oluşturduk. Dolayısıyla Premium Plus'ta tam sürüm oyunların tek seferlik oynanmasını göreceksiniz. Kısa bir tanıtım mahiyetinde. Elbette talep gelirse ne yapacağız? Gerek Premium Plus oyunlarından ya da gerekse Vivid Games oyunlarından beğendiğiniz oyunlar olursa ne yapacağız? Bu geri dönüşümü ciddiye alacağız ve yayınlayacağız. Daha önce yaptığımız gibi. Bu arada YouTube kanalından da ne yapıyoruz arkadaşlar? Notorious TV'ye geliyoruz. Abone oluyoruz. Abone olduktan sonra videoları ziyaret ediyoruz. Yorumlarımızı yapıştırıyoruz oraya. Güce güç katıyoruz. Like'lar, beğeniler havada uçuşuyor derdikten sonra daha önemlisi ne yapıyoruz? Bildirim zillerini açmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Bildirim zilleri sayesinde ne yapıyoruz? Yeni gelen videolardan haberdar olup bir teleport kanalıyla yayına bağlanıyoruz. İşte bu bildirim zilleri de açtık. By the way, eğer hazırsanız Vivid Games oyunumuzda bu sefer ne var? Alan Wake 2. Evet, Alan Wake'in ikinci serisi var. Hazırsak başlıyoruz. Press continue. Evet, yeni oyun diyoruz. Normal. Tamam, normalden gidelim biz. Normalidir. Anormal şeyler zaten oyunun içerisinde var. Evet. Vivid Games. Alan Wake 2 and versus Notorious TV. İşte bu. Evet, bazen diyor sonuçta umutların içerisinde yaşamak daha iyidir demeye getirdi. Tabii bazı tekstleri kaçırdım ben. Aklıma bir şey geldi. Daha önce biliyorsunuz Alan Wake ve Alan Wake Remastered serisinde yani ilk versiyonunda Türkçe dil desteği vardı. Fakat bu sefer Türkçe dil desteğiyle falan uğraşmamışlar. Demişler boş ver. Direkt eksiği yazıyorum oyuna başlamadan. Evet. This is not the story I hoped it would be. Evet, bunun diyor bir hikaye olmaması için umut ederim. Bunun bitmesini istemiyorum diyor. Bu hayat adeta yiyip bitiriyor. Adeta bu hikaye bir yaratık. Ve yaratıkların birden fazla yüzleri olur, değil mi? Değiştirebileceği, kullanabileceği. Evet. Sonuçta Remedy'di yanılmıyorsam. Oyunun yapımcısı ve diğer ortağıyla beraber Türkçe dil desteği vermemesi bizde üzüntü yarattı. Kayıp. Kayıp karanlık. Değil mi? Karanlık. Sen de kimsin adamım? Hayırdır ya? Bayağı tüylü müylü. Değişik bir balık türü. İhtiyacın var. Neye? Beslenmeye mi? Göster bana. Ne göstereyim yavrum? Ha bu ben miyim? Nasıl benim ya? Bir bakayım ben. Bu kendime bakamıyorum bak. Sadece arkadan görüntüyü alabiliyoruz. Tamam, peki. Bebeği göstermek istemiyor. Peki gidelim. Ne hale düştüm ya? Şu hale bak ya. Israrla yani. Saunadan çıktım. No ne? Seyon sine. İhan tota saunan ben yallık. Fince dil desteği de yok işin garip yanı. Tamamen bu oyun el değiştirmiş. Daha doğrusu yapımcıları bu oyunu başka bir firmaya verince değil mi? Ağırlık olarak. Ne Fince var ne Türkçe var. Hiçbir şey yok. Beni duyabiliyor musun? Lütfen diyor ya. Of of. Senin problemin nedir diyor. Evet buraya doğru gel. Efendim nedir ya? Gitti kayboldu diyor. Ya ben nasıl bir şeyim? Şöyle bir cepheden bir bakayım bak yakalayacağım adam. Adam kafada kafayla vücut ayrı dönüyor hocam. Yani sırf vücudu göstermemek için ben adamı çıplak yapmışsın. Niye cepheden göremiyoruz ya? Ata bakar gibi. Tamam adam böyle bakacağız. Peki ille de böyle bakacaksın diyor.
Oyunlarda böyle enteresan sansürler olmuyor mu? Bayılıyorum. Bak şimdi bak. Kafa dönüyor, vücut ayrı dönüyor. Çok enteresan. İşte bu. Yaratık bu işte. Kim? Ben nereye gittim biliyor muyum? Biliyorum herhalde. Siz o iki yastı. İn olen menusa. Unos. No one knows. Bir depar falan atabiliyor muyum? Bak. Çıplakken bir depar atayım ya. Ha, bastığım zemini de göremiyorum. Oho, bu da kim? Tamam. Yani grafik olarak son derece mükemmel. Yani bunu söyleyebilirim. Yani Alan Wake Remastered'a göre müthiş bir fark var ya. Tartışılmaz. Kabul ediyoruz. Evet, araç orada. Ben niye buradan yürüyorum ki? Şuradan geçiş yok mu? Kim? Hocam şuradan çıkamıyor muyum ya? İlle böyle dolandıracak mısın beni? Nasıl bir dolandırıcılık? Ormanın yaratıkları bizi kovalıyor. Cadılar, cinler. Sprint yapabilirsin diyor. Heh. Göster bakayım. Hocam bu koşuyor mu? Koşuyor gibi mi yapıyor? Zoomladık. Koşuyor mu şimdi? Emin misin sen? Bana hiç koşuyor gibi gelmedi yani. Ya kurt adam mı? Ne yapayım? Ha, cepheden gördüm. İlk defa kendimi cepheden gördüm. Nereye gitti o? Şurada bir imge gördük olasılıkla. Ya buradan yol yok ki. Hocam kafa gitti ya. Yani. Nereden gideceğiz? Tekrar ağaca mı geri döneceğiz? Ne yapacağız? Ha, bizi öteledi mi? Ne yaptı? Anlamadım ki. Şurada ağacın üzerine tırmanalım gidelim biz ya. Boş ver sen. Bir defarat da görsünler. O sulak bir yere geldim. Buradan bir şey bizi içeri çekmesin he? Olur mu olur. Buradan gidemezsin diyor. Ya nasıl gidemem? Bir dal suya istersen. Belki yüzerim. Ha, buradan geçiş yok. Peki tamam. Buradan geçiş yoksa yalancı deparlarla devam ediyoruz. Şu ağacın altından geçemedik. Kütüğün oldu daha doğrusu. Seni gidi kütük seni. Yorulduk mu? Tamam buradan gideyim o zaman. Tamam güzel. Sese doğru geliyorum yavrum. Arada bir yoruluyorum tabii. Normal. Şimdi biz de mi kurt adama dönüşüyoruz diye düşünmüyor değilim yani. Nasıl bir kurt adamım bak. Göbeğime bak. Bayağı yemişim yani. Ne bulduysam götürmüşüm. Kamyonu da devirmiş. Vay. Heh, geldi mi? Eleman. Bir dakika ya. Nasıl ya? Ya ben nereye gideceğim peki? Ben şöyle gideyim. Ateş ediyorlar. Ya nereye kaçacağım? Adamı aldılar götürdüler. Zaten kaçamıyorum ki. Ya eskiden oyunda hani ışığa yönelince yaratıklar yok oluyordu falan. Bunlar bariz beni buldular yiyorlar herhalde. Kurban mı lazım size? Sizden başka hayvan mı var ya? Oh yarasın. Hocam bak. Oyun gerçekten fantastik diyorum. Kalbini mi aldın? Ne oluyor burada diyor. Aha birileri şahit oldu bu olaya. Ne o? Adamı yardılar yalnız bizim eleman gitti yazık oldu ya.
Ve bunlar hayalet olmadığı için, bariz insan olduğu için, ya ışığa doğru gitsen de karanlığa doğru kaçsan da yapacak bir şey yok. Ölmemiz gerekiyormuş burada demek ki. Kaderimizde bu varmış. Bizim kaderimizde buymuş. Ne yapalım? Hemen sıvı tüketimine girelim mi arkadaşlar? Hemen. Alan Wake 2. Evet bu. Güzel bir başlangıç oldu mu anlayamadım ama. Hey, değişik bir heyecan oldu yani. Evet, oyun kaydını aldı. Araçla gidiyoruz. Bu arada müzik falan çalıyor ama biz o müzikleri iptal ettik. Nasılsın yavrum? İyiyim anneciğim, sen nasılsın? Evet, bu sonuçta yolculuk biraz zaman alacak diyor. Git bitmiyor, üzgünüm diyor yani. Tamam tanrım, annem, güzelim, bebeğim, her şeyim sensin. Senin problemin değil bu ya, diyor. Olur böyle şeyler. Evet. Evet, Night Springs denilen bir şey izliyormuş. Dizi olarak babası aman da aman diyor. Hayır diyor, lütfen spoiler vermeyelim yavrum diyor. Arkadaşlar oyunu yeni fark etti. İkimiz de seviyorum diyor. Annem diyor, babam diyor işe giderse diyor biz ne yapacağız diyor. Ya biz mi gidiyoruz işe, annesi babası mı gidiyor? No, kim? Alo! What's wrong with you? Evet. Telefonda konuşuyormuş. Babasıyla gidiyormuşsun ya. Logan diyor gerçekten takdir etti sizi diyor. Senin şapşıklı çocuk falan mı dedin ha? Enteresan. Ha biz güvenlik yük. Ya bildiğin polis miyiz biz? Bak sen. Sonuçta bu şehre geri döndüğümüzde bir beden daha bulmuşlar. Yani ceset yani bildiğin. Evet, sonuçta bu dosyayla ilgili bir araştırma yapacaklar. Hadi bakalım. Tamam, hadi. Geride durup olayı bir kavramaya çalışalım. Tamam, hadi bakalım. Söyleyebileceğin böyle uzmanca bir şey var mı? Hadi söyle bakayım. Eğlenmene bak diyor ya. Tadını çıkar! Afiyet olsun, zaten adamı yediler ya. Zaten enteresan kıllı bir şeydi. İri yarı böyle etti mi of falan. Adamın gittiler kalbini yediler. Evet, Vivid Games unutmuyoruz. Vivid Games'te oynuyoruz arkadaşlar biz bu oyunu. Tekrar hatırlatayım da sonra ağlayanlarınız olmasın. Sonuçta kısa bir deneyim yaşayacağız bu oyunda. Evet, bir araç var. Ayı mıydı? Haritaya bak. Ne diyorsunuz? Evet. Inventation. Şimdi demek ki ilk chapter'ımız buymuş arkadaşlar. Bölümümüz bu. Şimdi bakalım. Bir şeyler araştırıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ne diyor haritada? Haritayı bir göster bize. Harita. Haritayı göreyim ya. Boş ver, sen kim ne söylüyor? Hemen bir zoomlayayım. Zoom out değil, zoom yapıyoruz. General store dediği genel efendime söyleyeyim depo alanı. Which hot? Şimdi bu oldu mu dostum ya? Which late? Parking lot. Biz buradayız. Tamam, park alanındayız. Hafif şöyle bir zoom'da. Bu kadar mıdır yani? Sonuçta kiralık efendim söyleyeyim küçük pansiyonlar varmış. Geniş bir park alanı var. Eğlenelim falan diye. Evet, güzel. Bataklık da olabilir yani. Değil tabii, patikalar. Efendim söyleyeyim alışveriş merkezi falan yok. Böyle bir şey yok yani. Şu nedir onu bilmiyorum. Yani tünel falan herhalde bu. Buralarda ne bu nedir bu? What is this? Bilmiyor ya. Birileri çizmiş, karalamış. Bir anlamı yok diyor yani. Şimdi suç mahalline gideceğiz ve delil toplamaya başlayacağız. Tamam. Suç mahalline gidelim. Bulursan gidelim. Şimdi burada bir araç var. Şu aracı bir kontrol edelim. Check it. Check. Değil mi? Polis aracıyla biz kendi aracımıza geldik. Daha da güzeldi. Polis aracı. Onu check edeyim.
Hocam bir şey check etmem lazım ya. Bir depar at. Bakayım şu hareketi görmek istiyorum. Bu ne hareketidir böyle? Oo, silah da çekebiliyorum. Uf, çok pis, çok pis. Yapmayayım, tamam. Cancel. Hop, hareketimi yaparım. Bir daha yap, çok tatlı ya. FBI'cı mıyız biz? Hatırlıyoruz değil mi? Alan Wake'in ilk serisinde bu hatunu. Henüz tamamlamadı mı? Ha, buradan değil mi diyorsun? E nereden gideceğiz peki? Ha, buradan diyorsun. Bu ne? Protect your tire. Evet, sonuçta lastiklerinizi koruyun diyor. Bak burada lastikler patlayabilir. Ben böyle gidiyorum. Ben. Kendi lastiğimiz patlamasın da. Bu ne? Cauldron Rake. Tamam, göle doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Bak burada bir şey var. Tehlikeli diyorsa tamam. Tam doğru yerdeyiz. Federaller. Biz federal değil miyiz ya? Çok sorun. Volkanik gaz var. Nasıl yani, nedir volkanik gaz, nedir nasıl? Hiç kimsenin gelmesini istemiyor. E tamam, çıkayım gideyim bir şey yapayım yani, hareket edeyim, nedir, kaldık burada. Çok saçma ya. Ha, kapıya yapıştıktan sonra tamam, anahtarı bulacağız değil mi? Evet, şimdi oyunda bazı şeyler söylemek zorundayım, itici olmuş yani. Şimdi ben şuradan gideyim mi? Anahtarı arayacağım. Kim bilir anahtarı nereye attılar? Ah yavrum. Ormanda anahtar arama nedir ya? Anahtar sende mi yavrum? Ver. Hemen buldun mu? Bir dakika, bu ne ya? What the? Wow, bak bu çok fantastik oldu. Şöyle bir deparla bakayım. Tek haritaya geldik. Vay. Ya bilinmeyen bir yere geldim. Nasıl oldu bu? Şimdi şuna bakalım. Tamam, güzel. Harika. Ah, gençlik. Zoom'u da yaparım. Çok pis. Şuna da yapayım. Yap bakayım, bir de ona zoom yap. Geç dostum, bir hareket et. Tamam, yani buradan bir şey çıkmaz. Buradan geri gidiyorum. Yani nereye gideceğim bilmiyorum yani. Anahtarı bulmamız lazım. Anahtarı bulup buraya gideceğiz. Tamam. Yani federal olmak da ne zormuş dostum. Abuk subuk yerlerde geziyoruz. Tek başımıza bir de. Hop, burada atlamayayım istersen. Atlasam mı? Atlayayım tabii ya. Ha, iletmişim. Peki ben burayı daha önce nasıl fark etmedim? Enteresan. Tamam, bu da tamam. Ben araca binip gidiyorum o zaman. Anahtarı bulamadık. Şuradan geçeyim. Ha, buradan geçemiyor musun? Ne saçma bir şeydir bu ya. Ha, orada mısın yavrum? Ben de seni arıyordum ya. Anahtar lazımmış. Ya insan başta söyler şuradayım falan diye. Adam aldı başını gitti. Ceset orada mı? Efendim, ile geldim ben de. Agent Casey, evet benim. Size bak ya. Oğlum yaratık sen misin yoksa? Ha? Who you are? Saga Anderson, I'll be leading this case. Tamam, bu dosya bizde diyor. Hadi bakayım. Bu da benim partnerim Alex dedi. İyi, okey, anladık onu. Çok üzgünüm ama diyor. Kendisi de buymuş da Mulligan'mış. Hadi Mulligan, göster şunu ya. My partner Thornton down at crime scene. Evet, onun partneri de aşağıdaymış. Ya bir çeki git ya. Yemişim partnerini. Çeksin şuradan çocuğum. Ne demek istiyorsun? Bunlar birini mi kolluyorlar? Ha? Siz birini mi kolluyorsunuz dostum? Ha? What's wrong with you? Come on. Ha, okay. Were there any witnesses? Herhangi bir şey buldum. Birkaç gören var mıymış? Tamam, iki kişi görmüş. Mesela gizli ya. Evladımı çeksene şuradan, adam hastetmeyin. Merak etmeyin diyor, şöyle bir halleder diyormuş. Evet, ben bir öyle bir kusur çıkma halini görebilir miyim? Ne, kalbim yok.
Orada sakin oluyor ya. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's bütün evet, sonuçta cesedin birçok organları birbirinden çıkartılmış falan fistan. Ya şunu bana göster bak, çok hiç fena olmayacak ha. Bak ben FBI'yim, sen şerifsin. Haddini bil yani. Evet, sonuçta göl alanında olduğunu falan söylüyor. Okey. Fırtına var işte falan fistan. Her şeyi anlatıyor. Bir şey göstereceğim. Hadi göster. Çekildin mi? Ya nihayet ya. Ha, bir saat bir saçmalığını seni dinledim ben ya. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Tamam, sonuçta delil toplamak için. The mind place. Evet. Kendi zihninin içerisine giriyor, değil mi? Kendi zihninde bir yer yaratmış, orada takılıyor. All right. Burada çözümleri buluyor. Okay. Güzel bir şey. Hikaye güzel. Grafikler süper. İşte ama işte bu hareketlilik falan çok biraz alışmamız lazım. Hemen de kızmayalım onlara, değil mi? Şimdi her şeyi katiller hakkında bilmeniz için cinayet işleyenlere ve bunları parçaları bir araya getirmen gerekiyor. Tamam, bunu biliyoruz yani. Zoomlayayım mı? Ah. Kaldı böyle. Yani bu nedir ya? Gerçekten çok kötü bu anlamıyla. İnanılır gibi değil yani. Bir daha gel. Şimdi toparladı. Maalesef oyunda böyle saçmalıklar var. Maalesef. Ha, R1, R2 ne? Map. Caseboard. Okey. Bak bu da güzelmiş. Şimdi bir zoomla yavrum. Şimdi 2 numarada hayvan ayak izleri koymuşlar. Bak. Sonra ısırıklar var sonuç buna. Sonra yarmışlar göğsünü falan. Yer. Bunlar kim? Bunlar maalesef köfte olanlar. Bak şu en son şu adamdı yani. Bunları yemişler. Delillere göre bakın bunları da söylüyor. Bakalım. Sonuçta bu cinayete maktulleri için, daha doğrusu cinayete bu cesetlerle ilgili kabaca şundan bahsediyor. Yani vücudundaki, bakın, göğüs kafesindeki kesik abnormal diyor yani. Böyle bir şey yok. Çok muntazam yani. Ya bir de boğazına gidelim. Evet. Yani böyle ip izleri falan var demeye getiriyor. Yani bir şeyle sıkılmış. Devam edelim. Katilin profiline bakmaya çalışıyoruz. Yani bir dövmesi falan varmış. Bak sen vücudunda. Yani dövmesi olanları mı seçiyor? Enteresan. Peki daha sonrası? Bunlar hakkında net bir bilgi yok herhalde. Bakayım. Yani hiçbir bağlantı yok diyor yani. Sadece kayıplar. Evet. Sonuçta kesik bir bıçakla yapıldı. Kesin. Yani daha çok ne demiş? Ya sporcu olabilir bu kişi ya da avcı olabilir diyor. Neden? Çünkü çok keskin darbeler vurabiliyor. Güçlü. Onu demeye getiriyor. Alright. Bunu anladık. Sonra harita tamam. Gollere bakalım hocam. Gollü! Evet. Ne yapıyoruz? Tamam. Kuralım. Skin'e baktık. Şimdi o şapşikaya gidelim. Kafamızda bir şeyler oluştu değil mi? Tamam. Oluştuysa problem yok. Şimdi harita diyoruz. Tamam. Hadi o bölgeye bir gidelim. Cinayetin işlendiği yere doğru gidelim. Baş ağrısı yapıyormuş bak sen. Fazla oksijen yaramıyor sana. Anladım. Yaralım bir çeksen. Merdiven ne? Neyse böyle bir gidelim de. Emekli ol bence de. Hiç oyalanma. Evet. El fenerini
Yuvarlak tuşuyla ulaşıyoruz. Üçgenle ne yapıyor? Buraya geliyor. Güzel. Üçgenle buraya geliyor. X ile zaten bağlantılı. Kare ile ilgili şu an bir fikrimiz yok. R1 yok. R2 yok. Tabii L2 ile zoom yapıyor. Ve L1 ile de böyle dacılamaya benzeyen bir hareket. Bakın şu merdiven olayını hatırladık değil mi? Uf. Aşağıya doğru iniyoruz. Zıplayalım mı? Ben de atlayayım. Bu merdiven yeri hatırladık mı? Evet, bakalım. Mirror Peak. Vay. Niye oraya geldim ki? Çok saçma yani. Şöyle bir... Dağdan bahsediyor. İkonik diyor yani. Sonuçta buranın meşhur, en meşhur yeri, Calderon Gölü'nün etrafındaki en yüksek, en meşhur şey. O dikme diyor. Dağ. Ya canım ben mi koşayım, sen mi koşacaksın üstüme ya? Yani bu oyunlarda ya bütün bu oyun yapanlara şunu sormak istiyorum. Yani böyle yan yana, arka arkaya ya da ne bileyim peşi sıra karakterler giderken benim yönlendirdiğim karakterin arasına bu girmemesi lazım yani. Değil mi? Yani ya bunlara bir yapay zeka ile çözün ya da zekası yoksa bizatihi siz çözün değil mi? Ben bir deparlayayım şuraya bir bakayım. Ben buradan bir kıllandım. Hemen de yoruluyor ya. Evet, birazdan geri dönelim diyor. Neyse oraya dönmeyelim. Tamam, fazla açılmıyor. Çünkü yol uzun. Biz şuraya doğru gidelim. Hikaye daha kalım istiyorum. Tamam hadi. Cinayet mahalline gidiyoruz. Mahal of the cinayet. Öldürmek için hiç de fena yer değil diyor. Ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Tabii o da katil gözüyle bakmak zorunda ya. Oradan empati kuruyor. Peki. Lanet gitsin dedi. Hani nereden gördün? Yağmur mu yağıyor? Bütün olay bu mu yani? Şikayetleri bu mu? Yağmur yağıyor. Telefon kulübesi. What the heck? Ben farklı bir noktadan gidiyorum ya. Aragan. İşi mi gördün? Yalan. Sen misin o şapşiki? Evet, emrinizdeyim diyor. İşte benim o. Seni mi aradık ya? Ben nerede? Ben, ceset nerede ya? Ha sen göstereceksin. Şuraya bir girip baksak mı? Ne var ne yok. Oho. Oho. Bir şey var sanki. Kapıyı kapatayım şöyle. Bir gürültü yapmayın ya. Baş ağrısı yapmayın. Şuraları ben bir gezeyim. Kampçılar falan yemişler, batırmışlar ya. Bu nasıl bir zevktir, nasıl bir kamp anlayışı. Bak, bunları topluyor muyuz? Yapma ya, ciddi olamazsın. Şunu da al. Bunu. Al, bant yapıştırsın. Topluya topluya onu mu topluyor? Hayret bir şey ya. Renk bunun da böyle alerjisi var. Kumarbaz bizim hatun da. Seni gidi seni. Ahma. Bir saniye. Limu. Naf ince mi ya? Hadi canım. Bak sen. Gitarını alırım. Almıyor mu? Onu topla bari. Ne biçim FBI'sin sen ya? Gitar çalmayı mı? FBI mi olur ya? Öyle saçma şey mi olur? Şu kapıyı açarım bak. Sürpriz. Tamam neyse. Açmasam da olur. Tüpü alayım. Bunda da kahve olayı var mı acaba? Olmazsa olmaz. Hop. Termos olayı daha doğrusu. Şimdi bakalım ne var burada. Bir göster bize. Bu tür olaylara hasta oluyorum. Çok gereksiz enstrümanlar. Yani hikaye öyküleri birleştirmek için böyle apır sapır şeyler yapmıyorlar mı? Beni mi bekliyorsunuz? Ya bir baktım etrafa. Aceleniz ne ya? Neye acele ediyorsunuz ya? Oyunu anlamaya çalışıyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz. Bu nedir? Which late? Which hot? Hoot! Bu ne? Bu da küt. Ne? Yanıcı mı? Pardon.
Hani burada diyor lütfen ateş yakmayın yani. Ormanda ateş yakmayın normal bir şey. Şu eve mi gideceğiz? Tamam ben gittim. Sen oradan git, ben buradan gideceğim. Ya da siz oradan gidin, ben buradan. Hani nerede ceset diyordun, bir şey diyordun, bizi kandırıyorsun. Hop, bir dakika bu ne? İçinde ne var? I should take a look around for a way to open this thing. Ha, kilit. Oo, hocam böyle şifre mi olur ya? Lütfen, rica ediyorum. Şimdi geri gel. Şurada ben gördüm zaten, şifre bu herhalde. Tamam. Bu işaret olabilir. Başka? Şuraya girebiliyor muyum? Girmez miyim ben? Var ya. Ben her yere girerim. FBI'yim ben. Çekil yavrum önümden. Bir çekil. Şey yok. Tuvalete mi girsem? Bak temiz bakımlı bir tuvalet. İlk defa böyle bakımlı banyo tuvalet görüyoruz. Ama her yeri yine götürüyor götürene. Götüren götürene. Yine notlar. Gönder not hocam. Geç. Ya bu notlardan acayip haz alıyorum. Öyle böyle değil yani. Oyunda böyle notları toplamıyorlar mı? Hop bak burada da bir sünger var. Bir saniye. Hocam şunu nasıl görmezsin sen ya? Bu işte. Şimdi şifrenin biri bu olabilir mi? Üçgenler ters. Ama hangisi önce hangisi sonra nereden bileceğiz bilmiyoruz tabii. Sonra biri de böyle. Sıralama ne peki? Nereden bileceğim? Bilmiyorum. Sallayacağız herhalde. Son bir diğeri de böyle. Şu geyik bize söyler. Evet. Bak nasıl tahmin ettim? Benim bir rüyam vardı diyor sevgili bayım. Geyim benim diyor. Şimdi. İkisi aşağı. İkisi aşağı. Sonra bu ne? Burada başka şifre olmasın lütfen. Tamam. İkisi aşağı. İkisi aşağı. Sonra zıt ve fırt mı? Burada da zıt. Burada çapraz bir şekilde. Tamam. Yani sağdan sol aşağıya doğru. Şimdi. Üç haneli ise çözdük. Bir de burada mı var? Yapma ya. Hocam şifreyi nasıl çözeceğiz ki? Enteresan. Şimdi bir deneyelim. Üç haneli. Güzel. Şimdi nereden başlayacağız? Diğer odadan düşünmüştük. Ne demiştik ona? İç içe. Tamam. Hop. Çevirme ya. Niye çeviriyorsun? Tamam. Göremiyoruz ki. Evet. Bu. Sonra şu. Olmadı. Nasıl ya? Oydu ama. Bence oydu. Şu yani. Peki bunu değiştirelim. Hayır. Dostum, hangisinin önce olacağını bilmemek çok kötü. Şununla şunu yer değiştirelim. Pardon, bu neydi? Buydu işte. Aman, nereden bileceğiz sıralamayı? Peki, bununla başlıyor dese, bununla başlıyor olsa, bununla başlıyor olsa, şimdi bir daha deneyelim, onunla başlasa, yani diyor ki şunla başla. Bununla gel. Sonra olmuyor. Hayır. Sıralama olmuyor. Ya da bir şey daha bulmamızı istiyor ki şifreyi çözelim. Yani kombinasyon yapmamızdan hiç hoşnut olmadı pek. Peki nasıl yapacağız dostum? Şifreyi verin bana. Doğru yaptık ama. Doğru değil mi? Doğru. Kesinlikle doğru. Aşağıya. Bir dakika. Hem.
Her odada farklı. Ya ama burada dört tane var dostum. Yani iki tane böyle. Burada bir şey var mı? Yok. Üçüncü bu. Dördüncü bu. Nasıl bir şifre? Hop 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 hop. Kesinlikle benim bu şifreyi anlamış olman mümkün değil yani. Evet. Yani çok fazla şifre var. Hangisi hangisi? Yani nasıl olacak? Her odaya göre ayrı mı olacak acaba? O büyük çılgınlık yani. Her odanınki ayrı olması tam bir çılgınlık. Bak, iki tane de burada varmış. Yani her odada ortalama iki tane mi var? Burada bir ipucu olabilir mi? No. Come on. Çok fazla sembol var. Yani bize bir ipucu lazım. Şekilde olmaz. Mümkün değil. Evet. Neyse çözemeyeceğiz. Başka sefere dostum. Hiç uğraşamam. Çocuklar neredesiniz? Vay. Şifre sende mi? Hello, this is Agent Anderson. Evet, Agent Anderson burada. FBI. We'd like to come in and ask Araştırma için you geldik. some Lütfen birkaç soru sorup gideceğim. questions Şu anda bu bölgede diyor, uygun değil diyor ya. Nasıl ya? Nice talking to you too. Evet, gerçekten çok mutlu olduk. Harika. Ya bu nasıl bir şey ya? Diğer çocukları bulalım peki. Şimdi elimizde birçok ipucu olmayan sorular var. Öyle değil mi? Sorular var ama cevaplar yok. Geldim geldim. Sulak mekan. İşte suç meali. Sakın hiçbir şeye dokunma diyor. Prosedür böyle. Tamam, teşekkür ederim. Tuzak yok. Kahve mi? Tamam, iki numara bu diyor. İki numara ne? Şimdi hayvan, ayak izleri var. Şimdi birilerinin ayak izleri var. Okey. Tamam, ilk cesedi araştır diyor. Tamam, araştırayım mı? Kalbini yemişler. Sonuçta vücudunu yatay yapmışlar. Evet, ritüele uygun bir şekilde. Yatırmışlar yavrumu. Ha, şuraya yapıştırayım işte. Yapıştır. Vay. Tamam, şimdi. Şimdi. Şimdi bakalım. Kim ve neden yapmış olabilir bunu? Sonuç itibariyle bir ritüelse ne diyecek bir şeyimiz yok. Bakalım. Araştırmaya devam ediyor. Peki. Peki ya. Evet, oraya bir bakabilir miyim? Şuraya bir gidebilir miyim? Ya şu olay çok kötü ya. Bu nedir ya? Hiç yakıştıramadım ya. Evet. Sonuçta sert bir darbeyle göğüs kafesi açılmış. Evet. Kargo kayışlarıyla adam bağlanmış. Alright. Sonuçta ölen adamın kalbini de yanına bırakmışlar. Okey. Aynen öyle. Şimdi bunları da yapıştırıyoruz buraya. Doğru mu? Yapıştır hocam. Hadi. Tamam işte oraya koyuyorlar işte. Ya inanamıyorum ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam, buraya yapıştır. Olmadı, buraya geçir. Bir şey yap yani. Heh, zoomla yavrum. İşte bu. Yapıştır. Tamam. Sıradaki.
Al dostum. Come on. Tamam, sıradaki. Oh no. Tamam, onu da gönder şuraya işte. Bak ya. Tamam. Seç işte. Güzel. Tamam. Sıradaki. Yapıştır. İğneyle gitsin. Nasıl ya? Nasıl olmuyor dostum? Şuraya yap işte. Enteresan işler oluyor. Gerçekten. Düşünme. Ne düşüneceğim anlamadım ki. Alo. Ya inanılır gibi değil. Gerçekten çıldırmamak elde değil. Yapıştır onu bir zahmet ya. Aman. Tamam al buraya yap. Al. Evet. Hadi. Buraya. Yapıştır oraya. That's it. Heh. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. Ha, Devastating sonuçta heart and the straps were left behind. buradaki katilin Really işin sure. uzman olduğu belli. Yani This makes göğsünü four murders that we açmış, değil know mi? about. Kollarını bağlamış vesaire. Son derece atraktif. Şimdi burada Cani ile devam et dostum. Evet, şimdi bununla ilgili bilgi toplayacağız. Yani cinayete kurban giden. Kurbanımızla ilgili bilgi toplayacağız. Birileriyle konuş diyor ve katille ilgili bilgi toplayacağız. Daha fazla delil topla. Tamam, okey. Gayet. Who Şimdi. is our victim? Who killed him? Ne diyorsun Need sen to ya? find more Kafam mı clues. yandı? Oo, bu da Large ne? amount of blood on the table. The Bir dakika. victim died here. Tamam. Kan var dedi. Evet. Burada ölmüş. E tamam yani. Bunu anlamamak için köfte hor olman lazım. Yani Multiple iki numaraya people were geldik. here. Multiple Birden fazla killers. insan var diyor. Demek ki birden fazla katil olabilir. Yani organize suç olayı. Bak sen. 1, 2, 3. 3'e bir şey çıkmadı herhalde. Suçla ilgili bir yorum yok. Tamam. Bu mudur yani? Bu kadar olduğuna inanıyor musun? İlginç değil mi? Şimdi bir dakika. Şuraya bir daha gidelim. Şimdi elimizde yeni deliller var. Victim'la ilgili diyeceğiz. Daha doğrusu katillerle ilgili bulduk. Yani birden fazla kişileriydi bunlar. Değil mi? Yes. Şuydu yanılmıyorsam. Evet. Şunu buraya fırlatıyoruz. Güzel. Şimdi bir diğeri de yine cinayete kurban giden kişiyle ilgili bilgi. Değil mi? Masada mortu çekmiş diyor. Nasıl ya? Ama öyle. Ha, birileriyle konuşman lazım diyor. Okey. O zaman onu da buraya koyacağız. Tamam. Tamam. Birleştirdik. Footprints indicating multiple killers. Tamam, bunu anladık. Quite the party. Bilemem ben nasıl parti yaptıklarını. Sen düşün. Did they plan for the murder to happen here? Herhangi bir planlama var mı bilmiyoruz. Bakalım. Do Şimdi you know konuşalım. who the victim is? No, I sure Senin do. fikrin nedir? Söyle His name bakayım. is Nightingale. He was Nightingale'mış FBI. adamın He came to town ismi. about 13 years ago. I haven't heard FBI of him çalışanı mıymış? since. 13 yıl önce. Bak sen. Until now. Yani şimdi köfte olmuş. Robert Nightingale? Robert Nightingale'dan mı Yes, bahsediyorsun? Evet. you probably knew him Ya from... sen onu biliyorsun adamım diyor. Oh, and sisters. Sonuçta sizin değil mi? Sizinle birlikte çalışan bir nevi ne diyorum sana?
Buddy diyoruz değil mi? Coworker de denebilir. Neyse. Evet şimdi sıradaki. Sen yani biliyorsun kurbanı. Tanıyorsun. Hadi bakalım. Birkaç defa onunla çalışmış bazı şeylerde. Partneri mort olunca diyor o da hadi bak şimdi. So what happened to Nightingale after? Hey, Nightingale ne olmuş olabilir? Hadi bakalım. Depresyona girmiş olabilir diyor. Bazı paranoyaları kafası gitmiş. Hep aynı şey. Hayal etme. I bet there's more to that story. Ya ben bu hikayeyi pek tutmadım diyor. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Happy ending falan. 13 yıl önce kayıp mı? Diğer kurbanlar da aynı konumda diyor. Evet, olabilir. Şimdi burada bir şey daha ben buldum dostum. 4 numara varmış burada. İçmişler burada. Oo, içip içip sapıtmışlar demek ki. Tabii motive olmak lazım böyle şeyler yaparken. Evet, burada vakit geçirmişler. Evet, başka balık da tutmuşlar. Oh, yok. Tripod mu? Bak, birinin acelesi varmış, tripodunu burada bırakmış diyor. He. Kamerası mı? Demek ki bir şeyleri kaydetmiş. Evet, düşünmek lazım. Şimdi buraya geri dönmek gerekiyor demek ki. Ama etrafı biraz daha kurcalayalım. Tamam, şimdi onları da yine işleyelim. Hocam bu bildiğin dedektiflik oyunu haline dönmüş ya. Haksız mıyım? Şimdi bu victim'la ilgili diyoruz, bilgiye ulaştık. Şimdi buna geldik. Bu değil. Şunu aldık, yapıştırıyoruz. Yapıştır. Tamam, güzel. 13 yıldır ortada yok. Sonra yine buraya diyoruz. Victim diyoruz. X diyoruz. Konuştuk hocam birileriyle. Daha ne yapalım yani? Şuraya yapıştırayım ben de onu. Gel bakayım. H mı? H nedir ya? Oraya ben yapıştırıyorum reddediyor. Gerçekten mi? Şimdi başka neyimiz var? Evet. Katillerle ilgili bir ya tripodu olayı, spontane olaylar. Bak sen, tripodunu bırakmış, acelesi var. Bir de ne yapmışlar? Kafaları çekip çekip şeklinde şarkı söylemişler. Bak sen. Hocam niye bunu yapıyorsun bana? Amacın ne senin ya? Ah, bak oraya götürüyorum, kendi oraya atıyor. Ben koyuyorum, reddediyor falan. Tamam, hadi bakalım. Evet, onlar ekipmanlarıyla hazırlık yapmışlar ve onu beklemişler. Bir nevi sabırla beklemişler. Gerçekten olacak iş değil. Neden peki şimdi diyor. 13 yıldır kayıp bir adam. Evet, bir şeyler oluşturalım. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Hocam Revolution'la nereden çıkarttın? Nereden nereye geldin ya? Profiling diyor da. Bak burada da bir şeyler parlıyordu. Aynı benim drum setim gibi. Bakayım. Şuradan bir şeyler atayım mı? Nasıl ya? Beğenmiyor musun? 12 yıllık. Sen kahve yap hiç o zaman. Hayret bir şey yani. Beğendiremedik. Bu ne? Evimizi de bir mekan, beynimizin içinde bir dolaşalım istiyorum. X var ama etkilenmiyor. Hiç bir etkileşim yok. Basıyorsun bir X var. Hiçbir şey yok. Güzel, çok güzel. Oyunda böyle enstantaneleri de bulmayı biliyoruz. Şu geyiğimizi severim. Geyik dedim buna geldi ya. Oh come on. Come on. Yani oyunu övmüşler. Adam geyik miydi ya? Heh, şimdi hatırladım. Nereden nereye geldi ya? Bunun evladı herhalde. Okay. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here.
Kayboldum mu? Nasıl ya? Bak bu nedir ya? Zihninin trafiği mi şu arkadaki? Şu nedir ya? Evet. Teknoloji nasıl? Müthiş değil mi? Televizyona bakar mısın? Receiver'ı da var. Petekler falan müthiş. Tamam. Neyse. Bu evden bir şey çıkmaz. O neydi? Sertifikası mı? Bak bakayım. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Sertifika vermişler. Agent Saga Anderson. Ya işte evladım almış. Şu nedir? Ha, o haritaydı. Tamam, bu buydu. Hemen biz şuraya gidiyoruz. Bir profil oluşturalım. Diğer tarafından dolaşacağız tabii. Her zaman olduğu gibi. Hop, bu neydi? Az önce yoktu bu. My first ever prank on Casey. A true classic. Ha. Klasik bir olay çözümü olayı. Nedir? Tuz mu? Tuzla tekilem. Ne anlatıyorsun sen? Bu This nedir? mug always cheers me up. Ya seni mutlu ediyorsa ben ne yapayım? Annesi tabii. Anne işte anne. Ah yavrum. Neyse hadi profile diyelim. Profile bakalım. Kimsin sen? Kayıp insan. Bu bizim cesedimiz. Kayıp adam. Ritual murder. Bence bu. Nightingale was chosen as the victim. Evet. Onu Why? seçtiler. Çünkü neden? Işıkları kapattık. Birileri evde. Kim o? Kimsin sen? This wasn't some random act of violence. This was a ritual. Buna kim inanır ya? Component. They didn't Resmen know what it was. kandırılıyoruz. More like a container for something. Ha, bu olabilir. Şimdi kayıp elemanla ilgili bir şey düşünelim. Agent Nightingale has been MIA for Yani 13 MI'de years. çalışıyormuş 13 yıldır. How did he end up here? Nasıl? Peki o süre boyunca ne yaptı? It's not a lake. Orası bir göl ama göl değil. Karanlık. He was there too. O da oradaydı. Göl mü onun çağırdı? Sonuçta göle gelmeden önce ayarlanmış yani. Nedir yani göle çekilmiş. Yani gel bir göl tatili yapma demiş ya da aslında adam göle düştü. Değil mi? Bizim hatırladığımız bizim suyun içinden çıkıp karaya ulaşmıştık. Yani bizi oradan başladılar kovalamaya. Amaç o tarafa çekmek olabilir. Ha, bu benim fikrim. Tamam, ne o? Çözdük mü? Tamam çözdük. Hadi gidelim. Var mı şey? Şimdi profile dediğine göre hemen aldık. Yapıştır. Gönder. İşte bu. Şimdi neden oldu? 13 yıl önce adam ortada yokken birdenbire ortaya çıktı ve köfte oldu diyor. Peki. The lake is connected to Nightingale somehow. Sonuçta bu gölle bu adamın bir bağlantısı var. Casey, let's take a look down by the lake. Hadi gidip göle Lead the bakalım way. Sounds good. This way. Gerçekten beğendim diyor. Yüzeceğiz mi? Evet, sen orada bekle zaten. Senden de başka bir şey beklenmez. Göle doğru gidelim bir bakalım oraya arkadaşlar. Ondan sonra da ne yapalım? Vivid Games'e ara vereceğiz. Yes. Yani onun buradan gittiğini bilmiyoruz ama keşke değil mi izleri takip etseydiniz. Kesinlikle onu bekliyorlardı diyor. Yani ben de öyle düşünüyorum. Çok da karmaşık bir şey değil diyor yani. Aa, hatırlıyor musunuz burayı? Bir saniye bu ne? Şuna da bakalım da. Evet. Sen icadı seni. Ve onun da kalbini almışlar. Oo. Oho, seni gidi seni. Bak burası da ağacın kalbi falan olayım. Bak sen çok mistik şeyler. Geçiş yok. Bir not düşürmüş biri. Bir saniye ver bakayım onu. Bir alacak mısın? Yok, almayacağım. Peki şuna bak. Evet. Nightingale mi? Bir şey basmış. Nasıl ya?
Tamam, al o kağıdı, bak bakayım. A page full of text on one side. Evet, not a sonuçta. Patent. Written with a typewriter. Old school. Sonuçta daktilo ile falan yazılmış yani. Scratched out and edits added with a pen. Kalemle mi? Nasıl ya? Karar ver artık. Page of story. Sayfanın hikayesini yazdın diyor ya. Ne yazmış bakalım diyor. Ne bırakmış mesaj olarak? Hadi bak, söyle. Katilin ne? Bizim için. Ha, bu diyor yazılanlar tamamen bize adanmış. Tamam o zaman. Olayı çözün diye. Bak yazıyor. Evet. Bunlar onu buldular. Evet. Bu sonuçta bir, adeta bir mesaj gibi diyor. Evet. Kalemleri de düzeltmiş bazı yerleri. Yani nasıl onlar bunu kabul edemezdi diyor. Onlar bunun nasıl rahatsız olduğunu hissedemezdi. Nasıl ya? İşte bizim hikaye yazarımız Alan. Hikayeyi coşturuyor yani. Yes. Lovely. Kesinlikle haklıyım. Tamam da biz göreve ulaşamadık yalnız. Evet, her yani kim onu öldürmüşse diyor. Bunun o sayfayla bir ilişkisi var diyor. İlişkisi olabilir. Tamam, sen buradan mı gideceğiz? Nasıl yapacağız? Gel bakayım, buradan mı gideceğiz? Daha göle gidemedik ki. Adam nereye gitti ya? Amacın ne senin dostum? He? Amacın ne senin? Beni takip et. Senin şapşiki. Şu göle inmek istiyorum. Etrafa bakalım. Bak geldik göle. Adam yalnız göle geri dönemedi yani. Öyle bir de durum var. Ya biz gidiyoruz çatır çatır. Şurada kaldı, gidemedi. Daha ileride gidemiyor zaten. Bu da gidemiyor yavrum evladım. Bak orada bir duvar örüyor. Açık değil, kaçık dünya. Ne oldu? Gidemezsin diyor öyle. Kafana göre gidemezsin. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Açık ol. Seni gördüğüme mutlu oldum diyor. Hey, bu da neyin nesi böyle? Bu ne ya? Yani böyle bir tabela anlayışı olabilir mi ya? Kedi köpek için yapmış herhalde. Şuraya bir gidelim. Hop 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 hop. Bak gel gel gel. Bak ne buldum bak. Seni gidi seni. Gel bakayım buraya. Şuradan bir çıksak mı? Gel bakayım gel. Gel bir şeylere bakacağım diyor. Bu da neyin nesi böyle? Witch Hood. Tamam. Burada bir şey gördün mü? Şu ışık olayı beni yanıltıyor tabi. Kapıyı açarım. Ver ışığı. Işık da çok cılız ya. Kahve falan yapamıyor musun? Yani cadının kaldığı kabinde hiçbir anlamı yok. Bir koçbaşı var burada. Hiçbir şey yok. Nothing. Oo, ben hala gidiyorum ha. Değişik şeylere ulaştım ben. Oho. Hemen bulurum. Sana söylemiştim. Tamam. Okey. Şuraya sıradaki. O kutuda şifre olduğunu söyle bana. Oo, o ne? Cephane. Oho. Ha, işte bu. Ya Notorious'la oynuyorsan değil mi? Her yeri kurcalaman gerekir. Notorious hiçbir şeyden çekinmez, korkmaz. Ve burada bir şey daha buldum. Oho. Çocuklar için bir beslenme çantası. Ver bakayım. Bir saniye. Şurada ne var? Alan seni izliyor mu? Alan bak. Alan Weapon upgrade. Hemen yaparım. Acip yaparım hem de. Tezgahta mı yapıyoruz? Nasıl oluyor? Again and again. Out of fire.
Şimdi enteresan. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence kapasiteyi geliştirsen %50. Yapamıyor muyum? Niye? Bir tane var ki bizde. Komik misin sen? Neyse biz elimizdeki case'le ilgili yani şununla ilgili bir bağlantı kuralım yine. Evet. Gönder. Tamam. Gönder. Tamam bu işte. Tamam bunu al. Olmaz diyor ya. Ah gençlik. Bu işte. Ya bu neden bu oyun böyle saçma? Tamam bunu koy. Ah come on. Tamam şuraya gidelim. Profile'la gidelim. Yine. Belki orayla alakalıdır. Ya. Şimdi The Page olayına geldik. Bir sayfa bulduk. Bir hikaye anlatılıyor burada. Nightingale'ın kuralları ile ilgili. Kelimeler benim göz kafesimde, içinde. İğrenç ama gerçek bu. Kazıp çıkarman lazım diye. Onun içinde. Tekrar cesede mi yiyeceğiz? Hop, tamam, çık çık çık. Lütfen geç geç. Tamam ona baktık geç. Baktık. Bir kaza oldu dostum. Yani hemen üzerine alınıyorsun. Şimdi bu ne? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Tamam bunu anlıyoruz. Tamam bunu da geçiyoruz. Tamam geçtik dostum. Okuduk geçtik gitti. Okey. Şimdi. Hızla mekana döneceğiz. Tabii dönebilirsek. Aşağı atlayabiliyor muyum? Etrafından dolaşayım. Belki fantastik bir şey bulurum. Aman tabii. Bulsam şaşardım. Bulamayacağımıza emin miyiz ya? Şuraya bir daha bakayım da. Tamam bu tamam. Şu yolu takip edeyim bir. Nereye varacak? Çok merak ettim. Çok merak ettim dostum. Nereye gidiyor bu? Bu yol nereye gidiyor dostum? Geriye mi çıktım? Vay, wow, okey. Şimdi. Ha, elimizde bir saniye. Oraya bir geri dönelim. Şimdi şunu seçiyorum. Daha sonra diyor ama şunu alıp şuraya yapıştıramıyor muyum? Hayret bir şey ya. Şimdi buraya giremiyoruz. Peki. Çok güzel. Ah, case diyelim. Şurada bir bağlantı eksik işte. Ha, dosya dolabına attı onu. Vay. Tabii. Arada bir delil eksik var. Bir delilimiz eksik. Hadi dostum. Hazır soru işaretinde gösterdiğin o olması lazım. Come on. Şöyle yapayım ben. Right.
İşte bu. Ya bu eşleşme olayı beni çıldırtıyor. Resmen çıldırtıyor. Ama hiçbir şey yok diyorsun peki. Şimdi bakalım olay ne? Ha, gidip vücudunu arayacaktık. Cesede geri dönelim. Ya bir sessiz ol şapşiki. Kalbini çıkardılar ve bakamıyorum. So. Nasıl ya? Çöpten ikisine bakayım. Dostum. Bakamıyoruz ki. Öyle bir şey yok. Konuşan da yok. Kaldık burada. Yani bu belirsizlikle beraber ben yaşayamam. Ben yaşayamam. Evet, hiçbiri gelmiyor. Dostum, kahve yaptıysan getir içelim. Yani burada neyi bekliyoruz biz? Şunu da ilgilenemiyorum. Aa, bak zoomluyorum bak. Adamın içine gireceğim ben şimdi, o delikten içine. Zıbam diye. Olmuyor işte. Bu bölgede başka bir şey var da ben mi bilmiyorum. Nedir? Nasıl oluyor? Hiç kimsenin umurunda değil ya. Koş. Ah, gençliğimi yediler. Gençliğimi yediler. Şuradan bir gideyim bakayım. Bir de bu tarafa bakayım. Ne alaka ama? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Kesin öyledir. Şimdi buraya geri döndük. Şunu açamadım yalnız. Yani bu şifreyi çözemedik. Ellerini yıka. Tek çıkın. Buzdolabına git. Tek enap. Otur. Okey. Şifre şu. Banyo, buzdolabı ve koltuk. Banyo, buzdolabı, koltuk. Salon mu olmamış? Banyo, buzdolabı, koltuk. Banyo. Şifreyi bulduk. Banyo. Ellerini yıka bu. Yani soldan sağa aşağıya. Ters, zıt, tamam. Sonra otur. Otur derken bu. Değil mi? Başka olabilir mi? O da olabilir ama şunu deneyelim önce. Aşağı aşağı. İkisi de aşağıya. Okey. Şimdi gidelim. Bunu daha önce niye düşünmedik? Çok acele ettik tabii. Heyecan. Oyunun getirdiği heyecanla. Şimdi neydi? Banyodaki soldan sağa doğru aşağı. Şu yani. Yep. Sonraki ikisi de karşılıklı. Okey. Sonraki iç içe geçme miydi? Şu muydu? Hepsi aşağı. Yaptım dostum, olmuyor işte. Nasıl ya? Tamam. Doğru işte. Bunun böyle olduğuna inanamıyorum. Şöyle yapayım. Açıldı mı? Evet. Tamam, doğru yani. Ellerini yıka. Ha, buzdolabını al. Bir saniye. Buzdolabını kapağı olayı mı acaba? Yanı değil de buzdolabının...
without the A triangle. I don't get it. Ha. Yes, you do. Evet. Söyle ya. Efendim bu doğruydu işte. Bu doğru. Başka oturabileceği bir yer var mı? Fark etmez ki. Ha, belki de şu. Bunu olacağını sanmıyorum ya. Elleri yıka. Tamam. Yani başka alternatif olacağını hiç sanmıyorum. Şu değil yani. Ellerini yıka diyor. Ellerini yıka kardeşim lavaboda. Bir numara. Ellerini yıka. Okey. Sonra buzdolabından zımbırtıyı al. Aldım. Değil mi? Buzdolabından aldım. İşte başka bir alternatif yok. Buna hiç alakası yok. Yani. Sonra otur diyor yani. Şu işte. Herkes de aşağı. Come on. Kafam mı karıştı diyor. Evet. Doğru işte. Bakalım. Bu doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Peki şunu yapayım. Acaba bu mu farklı? Hayır değil. Olmuyor. Why? X'e mi başlıyor? Tamam, X'e falan basıyoruz ama olmuyor yani. Ters, sıralamayı ters yapsam, yani şunu en baş alsam, yani şöyle diyelim. ya işte bu. Şunu da alırım. Oh yarasın. Bu ne? Tülesen ne varsa bir. Oldu canım tabi. Şimdi güzel. Ofise nasıl gidiyorduk? Ofise gidemiyorum. Niye öyle? Heh. Şimdi elimizde ne var bakalım. Bu değil. Bu değil. Şöyle bir geri geleyim. Şimdi şuradayız. Doğru mu? Şimdi bakalım. Bunun dışında başka bir şey yok mu? Vay. Peki. Profille ilgili herhangi bir gelişme oldu mu? Hayır. Tamam. Silah geliştirecek bir şey de yok. Yok. Hiçbir şey yok yani. Bu topladıklarımızın da bir anlamı yok o zaman. Tamam. Bu mudur yani? Budur. Evet. Neyse. Gidelim olay mahalline ve oyunu orada bitirelim istiyorum. Bu kadar fantazi yeter. Şimdilik yeter. Tabii, ben de seni gördüğüm için çok çok tehlikeli diyorsun. Bak sen, yalancı seni. Senin işin gücün yalanlı dostum. Bak hiçbir şey yapamıyoruz yani. Hua yapayım ben, şu hareketi yapayım belki etkilenir. Yani hiçbir şey bulamadık. By the way, evet arkadaşlar sonuç itibariyle Alan Wake 2'yi de Vivid Games'te ne yaptık? Deneyimledik arkadaşlar. Evet talebiniz olursa ne yapacağız? Alan Wake'in devamını da getirmeye çalışacağız. Gerekirse baştan oynayacağız ve sonuna kadar götüreceğiz.
Ama mümkün olduğu kadar tabii devamını getirmeyi tercih edeceğiz. Çünkü bayağı bir enstrüman topladık da yani. Değil mi? Bizim araştırmacı yanımızla. O zaman ne yapıyoruz? Yanımıza ara vermeden önce ne diyoruz? Notorious TV YouTube'dan takip ediyorsunuz arkadaşlar. Abone oluyorsunuz. Daha da yetmez. Bütün videolarımıza o değerli yorumlarınızı katıyorsunuz. Beğenilerinizi gönderiyorsunuz. Ve her şeyden önemlisi neydi? Bildirim zillerini açıyorsunuz. Bu önemli. Bildirim zilleri demek. İşte bu ses demek. Ne demekti? Yayında yeni video var ya da canlı yayın var demekti. Hemen oraya teleportluyoruz ve beraber yayını enerji bombardımanına tutuyoruz. Resmen süpernova patlaması gibi bir şey oluyor işte bu. By the way. Kendinize şimdilik iyi davranın. Şimdilik bize ve size de hoşça kalın demekten başka bir şey düşmüyor. Keyifli günler. Hoşça kalın. Moi moi.